Evet. Şimdi istiklalle ilgili olarak arkadaşlar aslında daha önceki kelam metinlerinde de okudunuz. İşte bilginin üç yolundan bir tanesi istiklal malum. Çünkü aslında insanın iki temel idrak gücü bulunuyor. Duyumsama ve akıl yürütme şeklinde. Bu tabii ki büyük oranda yani varlık düşüncesiyle irtibatlı olarak varılmış bir aslında bilginin kaynakları meselesi. Ne demek, neyi kastediyoruz bununla? Yani varlıklar aslında mahsusat ve makulat olmak üzere iki kısma ayrıldığı için varlıkların farklı varlık tarzına sahip oluşu onları biliş tarzımızın da farklılığını gerektiriyor. Dolayısıyla çok erken dönemden itibaren kelamcılar varlığın iki türüne dair iki bilgi yolunun olduğunu söylemişlerdi. Akıl yürütme yoluyla bilgi edinmenin gerekliliğini birkaç esasta inceliyor Maturidi kitabımızın 49. sayfasında. Bu da duyulardan uzak bulunan yahut da hacimsiz veya çok küçük hacimli olan nesnelerde söz konusudur. Ayrıca gelen haberin yanılmaya ihtimali bulunan veya bulunmayan türüne dahil olduğunun belirlenmesi, bundan başka peygamberlerin mucizeleriyle sihirbaz ve diğerlerinin göz bağcılığının ayırt edilmesi ve bir de mucizelerin tam anlamıyla tanınması akıl yürütme ve istidlal ile elde edilir. Yani aslında bilgi teorisiyle alakalı Maturidi'nin açıklamalarına baktığımızda duyular ve nasları aklın bilgiye ulaşması için malzeme temin eden araçlar olarak görüyor. Yani herhangi bir duyumsama için de yani duyularımıza ilişkin bilgilerin bilgiye dönüşmesi için de veya nasları anlamak için de bizim akıl yürütmeye ihtiyacımız söz konusu. Burada tabii ki Kur'an-ı Kerim'den işte bir takım ayetlerle yani bizim akıl yürütme, nazar ve istidlalde bulunma, tefekkür ve teemmülde bulunmamızın gerekliliğine işaret ediyor. Bununla ilgili nasları zikretmiş burada. Buradan hareketle biz nazar, itibar, tefekkür ve tedebbür gibi akıl yürütme biçiminin aslında her bir kişi için geçerli olması gerektiğini şey yapabiliriz, çıkartabiliriz. Yine bu istidlalle ilgili olarak söylenen şeylerde tabii hani özellikle bizim nazar ve istidlal nasıl yapılır buna ilişkin yöntemsel açıklamalar da bulunmuyor burada çok fark edeceksiniz metne bakacak olursanız. Daha çok burada özellikle işte kişinin akıl ve işte insan kuvvelerine, kuval beşer diye bir ifade de kullanıyor kendisi. İnsanın istidlale, akıl yürütmeye olan ihtiyacını burada gözler önüne sermeye çalışıyor. Ve aklı göz ve kulağa benzetiyor mesela. Yani nasıl göz görülürleri idrak etmekte kişi için gerekli bir şeyse, yine aynı şekilde işitme duyusu da işitilir şeylere ilişkin bilgileri elde etmekte gerekliyse, akıl da makulat alanında kişinin şeylerin hakikatlerine ulaşmada gereksinim duyduğu şeylerden biridir. Bu kısım yani esas itibariyle hem naslardan hareketle akıl yürütmenin gerekliliği hem de aslında duyular gibi işte bilgi kümelerinin elde edilmesi için akıl yürütmenin gerekliliğine yönelik işaretlerle geçiyor arkadaşlar. Ve ardından da bilgi edinme yollarını inkar edenlere ilişkin bazı cevapları var. Yani işte üç tür bilgi elde etme yolumuz vardı. Duyular, haberler ve istidlal şeklinde. Bunların her birine ilişkin bazı cevaplar veriyor. Geçen hafta kısmen işaret etmiştim. Aslında bu bölüm normalde kitabın bu kısmında yer almıyor. Tevhidle alakalı olan bir bölümde yer alıyor ama konuyla ilgili olduğu için neşreden ve mütercim tarafından buraya dahil edilmiş. Ben bu istidlal meselesinin aslında daha çok nesnelerin sonradanlığı bilgisini elde etmekteki kullanımı önemli olduğu için, önem arz ettiği için daha çok orada yani pratik olarak akıl yürütmenin ne anlama geldiğini nesnelerin hudusunda göreceğimiz için burayı hızlıca geçiyorum. Yani burada üzerinde konuşmamız gereken elbette bazı şeyler var ama bizim genel olarak nazar ve istidlalin yani formel bir
akıl yürütme biçiminin mahiyetine yönelik de aslında üzerinde durmamızı gerektiren pek bir şey yer almıyor. Şimdi bununla beraber ilahiyat konularına geçiş yapmış oluyoruz. Şimdi burada ilahiyat konularının temelinde tabii ki yani aslında Tanrı'nın varlığı, kelamın en önemli maksadı olduğu için Tanrı'nın varlığına ilişkin bilgi elde etmek ve bunun da geleneksel bir yöntemi var. O da nesnelerin hudusundan hareketle yani alemin sonradanlığından hareketle bir failinin, bir yaratıcısının bulunduğu. Bugün büyük oranda bunu konuşacağız aslında. Burada hem Maturidi'nin kendinden önceki kelamcıların işte alem anlayışıyla ne ölçüde benzerlikler ve farklılıklar söz konusu olduğunu, gözettiğini ele almaya çalışacağız. Şimdi İmam Maturidi bu kısmı ele alırken tekrar bilgi teorisine referansta bulunuyor. Yani bilginin kaynaklarına. Eğer bizim bilgiye erişmeye yönelik üç temel yolumuz varsa, o zaman belirli bir konuya ilişkin bilgi elde etmede de bu üç yol ile hareket etmemiz gerekiyor. Böyle bir ilkeden hareketle Maturidi Kitab-ı Tevhidi'nin ilahiyat kısımlarına başlıyor. Öncelikle alemin sonradanlığı meselesi. Dolayısıyla üç tür bilgi kaynağımız varsa, alemin sonradanlığına da biz üç tür bilgi kaynağıyla ulaşabiliriz. Bunların başında haber geliyor tabii ki. Haber yönteminin tanıklık etmesi. Burada doğrudan naslarda yer alan, işte Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu gibi veya göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı olması gibi bir takım ayetlerden hareketle nasların aslında alemin sonradanlığına tanıklık ettiğini söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın her şeyin Halik'i olduğu ifade ediliyor. Veya işte Bedi'us semavati vel art gibi ifadeler söz konusu. Eşsiz bir biçimde yerleri ve gökleri yaratan ifadesi geçiyor. Dolayısıyla yani aslında Kur'an-ı Kerim'in veya nasların bütününe baktığımız zaman da biz buradan bir varlık düşüncesi çıkarma imkanına sahibiz tabii ki. Halik olarak Tanrı ve mahluk olarak alem şeklinde. Daha önce yeri geldiğinde bunu söylerim hep. Aslında bu kelam açısından hiçbir zaman değişmeyecek. Yani kelamın varlıkları kabaca Tanrı ve Tanrı dışındaki şeyler şeklinde ikiye ayırması doğrudan nasların da zaten ifade ettiği bir bilgi veya gerçeklik veya bir yaklaşım. Ama kelamcıların hani neden halk veya halik mahluk gibi kavramlar varken hadis işte muhdis gibi kavramlara ulaşması da aslında disiplini tümel bir şekilde inşa etmenin bir gereği olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da zaman zaman söylerim. Yani Ebu'l-Huzeyl ilk defa doğrudan naslarda yer alan halik-mahluk ilişkisini, yani dini düşüncenin öngördüğü bu yaratma kavramını tamamen rasyonel bir şekilde insanların ortak paydasını oluşturan akılla temin edilebilir olduğunu düşünerek halkı hudusa veya hades anlamına çeviriyor. Sonradanlığa. Çünkü halkı bize söyleyen naslar ama hudusu bize söyleyen işte akıl şeklinde. Dolayısıyla buradan hareketle sadece hani Müslümanlar için değil, tüm zamanlar ve mekanlar için bir teoloji veya bir kelam kurma amacıyla buna yaklaşıyorlar. Burada arkadaşlar, dolayısıyla cevherlerin yaratılmışlığı, metinde daha önce de söylemiştim, ayan şeklinde ifade ediliyor bu, ayının çoğulu. Şimdi ayın cevher mi demek yoksa cisim mi demek şeklinde zaman zaman tartışmalar yaşanır. Burada göreceksiniz. Büyük oranda İmam Maturidi cismin karşılığı olarak kullanıyor aslında bunu. Ama zaman zaman da ayan ve araz şeklindeki bir ayrımı da benimseyerek sanki cevherler ve arazlar gibi bir teoriye sahip olduğu fikrine ulaşıyoruz. Ama bunun daha detaylı bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Bugün de göreceğiz metinde. Yani tipik bir mutezili kelamcı gibi veya tipik bir işte mütahhir maturidiler gibi işte hani bizim hem Bidaye'de gördüğümüz hem de Abdülkahir el-Bağdi'de gördüğümüz tarzda mutezile kelamında da tabii ki gördüğümüz işte nesneler bir takım cevherler ve o cevherlere bitişen arazlardan meydana gelir gibi bir cümlenin yer almadığını da burada göreceğiz. Bunu konuşacağız sizinle. Şimdi haberin tanıklık etmesi böyle tabii. Bir de burada şunu da söyleyecek. Yine haberle ilişkili olarak yani haber malum
hem nasları ifade eden bir şey, haber-i resul şeklinde literatürde yerini alan bir kavram olarak, hem de aslında bizim doğrudan geçen hafta konuştuğumuz aslında iletişim anlamına gelen haberden bahsediyorduk. Burada da bu ayrım üzerinden de hareket edecek. Yani haberin iki ayrımı üzerinden de haberin nesnelerin hudusuna tanıklık ettiğini açıklayacak. Birinci, haberi Resul olması cihetiyle söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisini Halik diye isimlendiriyor. Buradan hareketle biz onun dışındaki şeylerin, yani Halik'in konusunun mahluk olduğu fikrine ulaşıyoruz. Bir de şu anlamda, yani daha çok iletişim diyebileceğimiz türde haberden de bahsediyor. Buna örnek de şu, hiç kimse diyor kendinin kadim olduğu iddiasında bulunmadı ve bunu böyle bir bildirimde de bulunmadı diyor. Bu arkadaşlar aslında metinde özellikle tercümesine bakacak olursanız bazı kavramların muğlaklaşması söz konusu. Ama özellikle şurada, özellikle metnin kendisine baktığımız zaman zaruret kavramını kullanıyor burada. Yani kişinin aslında hudus fikrine bit darure, zaruri olarak sahip olduğunu Maturidi açıkça düşünüyor. Yani hiçbir insanın işte kendisinin yaratılmamış olduğuna ilişkin bir bildirimde bulunmaması ya da böyle bir düşünceye sahip olmaması da aslında hudusun veya sonradanlığın zaruri bir şekilde insan tarafından belirlendiğini, bilindiğini gözler önüne seriyor. Metinde bu ifadeler zaman zaman kaçınılmaz bir şekilde, zaman zaman açıkça gibi ifadelerle kullanılmış. Yani bunların kaynağında bu yer almış oluyor. Şu halde canlıların yaratılmışlığına hükmetmek gerekli hale gelmiştir. Cümlesi de mesela yine bu sonuçlardan bir tanesi. Şimdi ardından haberin tanıklık ettiğini gördük. Duyular nasıl peki ayağının hudusuna tanıklık ediyor? Buna ilişkin de Maturidi dört temel akıl yürütmede bulunuyor arkadaşlar. Bunları sırasıyla şöyle ifade edelim. 58. sayfada duyu ile elde edilen bilginin kanıtlamasına gelince. Neyi kanıtlamasına? Yani ayağının hudusunu kanıtlamasına. Cisimlerin ana maddesini oluşturan ayınlardan her biri çeşitli zaruretlerin çemberine alınmış. Bu ifade mesela doğru bir ifade değil. Metinde şu yer alıyor. Yani biz ayağına baktığımız zaman zaruri olarak ayağının ihata edilmiş olduğunu görürüz. Yani muhatun bit darure. Şimdi muhat zaman zaman geçer kelam metinlerinde de, özellikle cisimlerin bir niteliğidir. Yani mesela şu elimdeki su bardağını düşünecek olursanız, bu bardak ihata edilir. Ne ile? İçinde bulunduğu mekan ile veya işte etrafındaki şeyler ile. Yani ihata kavramı burada o aynın veya ihata edilen şey, ihata eden şey neyse onun cisimselliğini ifade eden bir şeydir. Burada da Maturidi'nin söylediği şey şu. Ayağının her biri zaruri olarak muhat olarak hissedilmiştir. Yani böyle şey yapabiliriz. Yani biz alemi oluşturan nesnelere baktığımız zaman onların belli sınırları, belli işte yönleri olduğunu hissederiz. Buradaki ihata cisimselliğin bir ifadesi aslında aynı zamanda. Yani ne demek? İşte aynı zamanda mahdut da diyebiliriz biz buna. Yani belli haddi olan, sınırı olan, belli yönü olan, önü olan, arkası olan, sağı solu, aşağısı yukarısı gibi. Muhat bu demek aslında. O yüzden metindeki, tercümedeki bu kısmı böyle ifade etmek lazım. Dolayısıyla buradan da yine zaruri olarak demesi, bizim aslında zaruri olarak bilmenin ne anlama geldiğini tekrar hatırlarsak anlaşılabilir. Üç şey vardı aslında kelamcıların zaruri dedikleri. Birincisi bunların vicdaniyat türünden bilgilere karşılık gelmesi. Yani işte nefsani hallerimize, kendimize ilişkin bilgiler gibi. Aracısız bir şekilde bildiklerimiz gibi. İşte yorgunluğumuza, ne bileyim susuzluğumuza ilişkin bilgiler gibi. Veya sıcaklığı hissetme vesaire gibi. Gerçi bu duyularla elde edilen bir şey ama hani nasıl diyelim. Daha çok psikolojik veya iç duyular düşüncesi yok kelamda ama yani iç duyularla elde edilmiş bilgiler vicdani türden bilgilerdir. İkincisi hissiyat. Yani duyularla elde ettiklerimiz. İşte şimdi örnek verebiliriz. Mesela işte diyelim sıcaklık, soğukluk gibi bilgiler bu anlamda kullanılabilir. Veya beş duyunun sınırına giren şeylerin her biri
bu türden bilgilerdir. Bir diğeri de bedihilerdi aslında. Yani zaman zaman bedihi ile zaruri kavramı özellikle Maturidi gelenekte de görmüştük bidayede. Birbirinin eş anlamlısı olarak kullanılıyordu. Yani zaruret aynı zamanda bedihi anlamına da geliyor. Dolayısıyla biz aslında nesnelerin cisimsel yönlerini duyularımızla zaruri bir şekilde hissediyoruz. Tamam mı? Hı hı. Tabii tabii, yani filozofların iç duyular olarak o hayal işte gibi hissi müşterek vesaire gibi kuvvelerin aslında akla karşılık geldiğini, akıl içinde düşünülebileceğini söylüyorlar. Daha muahhar dönemdeki metinlerde bu geçer tabii. Hani daha klasik dönemde iç duyulara ilişkin bir tartışmanın hani en azından bilgiyle alakalı şeylerde yer aldığını görmüyoruz. Ama mesela diyelim Sherlock Hyde gibi metinlere bakacak olursak hani filozofların iç duyularla ilgili düşünceleri aslında aklın şeyleri, güçleri yani bir anlamda. Bunların hepsi yani duyuların getirdiği malzemeyi hani işte birleştiren, ayrıştıran, bunları bilgiye dönüştüren şey neticede akıl. Akıl tüm şeyleri kapsıyor bu anlamda. Burada tamam, nesnelerin biz işte ihata edilen şeyler olduğunu zaruri olarak biliyoruz. Halbuki kıdem burada bir şey daha söylüyor. Yani hem bunu biliyoruz, nesnelerin işte belirli bir sınırı, yönü olduğunu biliyoruz. Yani bir mekan tutmasını biliyoruz. Aynı zamanda başkasına bağımlılığını da biliyoruz. Yani bu başkasına bağımlılık, başkasına muhtaç olma kavramı bu bugünkü okuyacağımız metinlerde hep gelecek. Aslında hudus anlamının da içeriğini oluşturan bir şeydir bu aynı zamanda. Yani hadis dediğimiz şey hem öncesi yok iken var olan olduğu gibi aynı zamanda var olmak için de kendi dışında başka bir şeye muhtaç olan demek. O yüzden kelamcıların şöyle bir ilkeleri vardır hep. Mesela derler ki kıdemi sabit olanın yokluğu imkansızdır. Veya işte yokluğu sabit olanın kıdemi imkansızdır gibi. Şimdi o yüzden yokluğu sabit olan şey hadis olduğu için, yani bir şey hadisse zaten kadim olamaz, kadimse hadis olamaz. Kadimle hadislik arasında böyle bir farklılık söz konusu tabii ki. Şimdi burada kıdem ile bizim aslında hani yokluğu sabit olanın kıdemi imkansızdır ya da yokluğu imkansız olanın kıdemi sabittir şeklindeki bu ifadeleri Maturidi'de ihtiyaç kavramıyla da ilişkili olarak ele aldığını görüyoruz. Yani bunlar birbiriyle çelişen kavramlar değil mi? Yani kadim ve aslında kadim demek hadis olmayan, hadis kadim olmayan. Bu anlamda bir şey hem kadim hem hadis olamıyor kelamda. Yani bunlar üçüncü halin imkansızlığı veya çelişmezlik yasasına göre böyle olması gereken kavramlar. Maturidi'nin bu açıklamasında ihtiyaç kavramıyla da biz hadis kadim ayrımını yaptığını görüyoruz. Yani bir şey başka bir şeye muhtaçsa, dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Tıpkı yokluğu sabit olanın kıdemi imkansızdır dediğimiz gibi, ihtiyacı sabit olanın da kıdemi imkansızdır diyebilmemiz gerekiyor bu açıdan. Bunu metinde göreceksiniz zaten. Mesela burada, halbuki kıdem ihtiyaçsızlığın simgesini oluşturur. Yani kadim demek, muhtaç olmama anlamına gelir açıdan bakacak olursak. Zaruret ve ihtiyaç, yani buradaki zaruret ve ihtiyaç dediği birincisi zorunlu olarak nesnelerin kuşatılmış olması, ikincisi de başkasına muhtaç olması aynı diğerlerine muhtaç hale getirir. Bu sebeple de yaratılmışlığı subut bulur. Yani Maturidi'ye göre bir nesnenin yaratılmışlığını duyular yoluyla nasıl anlıyoruz? Birincisi duyularımız bize o nesnenin belirli bir mekanda, belirli bir sınıra, yöne sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda o nesnenin kendisi dışında bir şeye muhtaç olduğunu da gösteriyor. Bu iki şey nesnenin hadis olduğunu göstermesi bakımından bize yeterli. Konuyla ilgili başka bir husustan da bahsediyor. Onu geçelim. Şu paragrafın son kısmını okuyalım. Netice olarak sabit olmuştur ki canlı cansız her şeyin varlığı ancak kendi dışındaki bir şeyle mümkün olmaktadır. Kendi dışındakine bağımlılık
söz konusu olunca da yaratılmışlık gerekli hale gelir. Çünkü kıdem başkasına bağımlılığa engel teşkil eder. Yani kıdem hiçbir şekilde başkasına muhtaç olma gibi bir niteliği düşünülemez. Bu birinci yönü arkadaşlar. Şimdi diğer yönler de kısmen bununla irtibatlı tabii ki. Hala duyuların nasıl oluyor da ayağının yani nesnelerin hudusuna tanıklık ettiğini konuşuyoruz. İkinci yön de şu. Yine duyularla algılanan her varlıkta farklı ve birbirine zıt özelliklerin yani zıt tabiatların bulunduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir nesneye baktığımız zaman bu nesnede birbirine zıt olan nitelikler yer almış oluyor. Bu zıtlık üzerinde de duracak Maturidi. Çünkü biraz sonra da göreceksiniz. Mesela diyelim hareket ve sükun veya işte nasıl diyelim sıcaklık ve soğukluk. Eğer bu nitelikler birbirine zıt nitelikler olduğu için biz bu niteliklerin bir cisimde aynı anda bulunduğunu söyleyemeyeceğimiz için o niteliklerden birinin sonradan olması gerekecek. Dolayısıyla buradan hareketle nesnede yaratılmış olan niteliklerin temellendirilmesini yapacak. Bu bence şey yani hani Maturidi açısından bir katkı olarak görülebilir en azından hudusla ilgili olan bahislere. Yani genelde işte hani bizim Ebu'l-Huzeyl üzerinden anlattığımız hudus teorisinde aslında cisimlerin hareket, sükun, birleşme ve ayrılma gibi temel nitelikleri bulunduğunu ve nesnelerin bu niteliklerden hiçbir zaman ayrılmadığı, bu niteliklerden önce de bulunmadığı gibi bir akıl yürütme yapılıyordu. Ve niteliklere ilişkin hudus yüklemini cisimler için de veriyorduk. Aslında Maturidi'de bu da var ama bu gördüğümüz şekilde değil. Bütün bu hudus teorisinin unsurları farklı şekillerde Maturidi'nin alemin son adamlığı kanıtlamasında yer alacak. Hocam, mesela sıcaklık, soğukluk ve da seyreklik, yoğunluk gibi zıtlıkların her birisini bir var olanda, var olanla özdeşleştirip onu bu akıl yürütme için engel teşkil eder mi diye soruyorum. Onu o var olanın hudusluğuna, pardon, kadimliğine delil olarak gösteremez. Söz gelimi felsefi gelenekte ateş, su, toprak ve hava yani her biri yek diğerine zıt nitelik teşkil eder ama aynı zamanda kendileri farklı farklı olarak kadimdirler de bu bakımdan. Buradaki tabiat derken veya nitelik derken kastettiği aslında o anlamdaki bir tabiat değil. Yani mesela diyelim bir cismin hareketli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda o cismin sakin halde durduğunu da görüyoruz. Şimdi cisim hem hareketli hem de sakin olamayacağı için aynı anda demek ki cismin hareketli oluşu ile sakin oluşu birbirinden farklı zamanlarda gerçekleşecek. Zamansal ayrılık söz konusu olduğu andan itibaren de hudus düşüncesine ulaşılıyor. Yani bu anlamda. Hani peş peşelik varsa bir yerde tabii yani filozoflar açısından bakacak olursak hani daha farklı bir gelenek olduğu için daha farklı şeyler söylemek mümkün. Yani mesela hareket bu açıdan hiçbir zaman ezeli olamayacak bir kelamcı için. Hatta hareketler, ya bir şey hareket halindeyse sadece intikal hareketi değil, artma, ne bileyim hani hem nicelikte artma hem nitelikte artma, bir yerden başka bir yere intikal veya kendi mekanındaki intikal gibi şeyleri düşünecek olursak bunların hepsi hudusu gösteren şeyler ama hani mesela diyelim felekler ve feleklerin hareketlerinin daimi olduğunu falan düşünüyorlar. O açıdan hani burada sistemsel şeyler söz konusu. Farklı mevziler söz konusu gibi geliyor bana. Kabuller, evet. Hani ve Hazreti İbrahim'in o işte istidlalini hep kelamcılar bir şekilde atıfta bulunurlar. Hani işte gök cisimlerin hareket halinde bulunması onların ilah olmamasının bir şeyi olarak görülür. Göstergesi olarak görülür burada. Peki böyle zıt nitelikler var, zıt tabiatlara sahip nesneler. Öyle ki yapıları gereği bunların birbirinden ayrılıp uzaklaşması tabidir. Burada kastettiği şey yani biz nesneleri oluşturan bu tabai-i muhtelife veya tabai-i mutedatteye baktığımız zaman birbirine zıt olan tabiatlere, birbirinden farklı olan tabiatlara baktığımızda bunlar diyor kendinde aslında birbirlerini iterler. Yani bir araya gelmeleri zaten mümkün olmaz. Dolayısıyla diyor bunların özleri itibariyle birbirinden uzaklaşmaları gereği biz onları bir araya getiren bir fail nedeni olduğu hükmüne ulaşmamız gerekir şeklinde burada bir kanıtlaması var.
Yani işte metinde ifade edildiği şekliyle gerçeklik böyle olmadığına göre, yani ne demek? Bu nitelikler yapıları gereği birbirinden ayrılıp uzaklaşmaya tabi olduğu için bunların harici bir faktör sebebiyle, bu harici faktör sebebi daha çok metindeki li gayrihi kısmının çevirisidir arkadaşlar. Yani metin nesne kendisi sebebiyle var olmuyor, li nefsihi değil, li gayrihi, kendi dışında bir şey. Metinde harici faktör olarak bu ifade edilmiş. Böyle bir yapılanmanın altında da her varlığın yaratılmışlığı yatmaktadır. Şimdi üçüncü kısma geçelim. Üçüncü yön, yani duyuların alemin hudusuna, ayağının hudusuna tanıklık etmesinin üçüncü yönü. Alem cüzlerden ve parçalardan oluşmuştur. Bu kısmı çok önemli. Yani şey de şu, ennel alem zü eczain ve eb'adin. Bu şimdi aslında bana hemen şeyi hatırlatıyor. Geçen hafta kısmen işaret etmiştim. Daha henüz kelamın tabiat teorisi, yani cevher aras teorisi teşekkül etmeden önce Dırar bin Amr antik Helenistik birikimde bundle teori diye bir şeyden bahsediyorlar. Richard Sorapci bunu söylüyor ama ne ölçüde karşılık gelip gelmediği ayrı bir tartışma. Dırar bin Amr ve Ebu Bekir el-Esam diye kelamcılar, yani aslında Dırar bin Amr ilk mutezililerden biri olarak görülebilir. Ama sonraki kuşak mutezililer onu dışlayacaklardır. Çünkü mutezileyi mutezile yapan iki temel şeye karşı gelecek. Yani kesb teorisini üretecek birincisi. İkincisi de Tanrı'ya mahiyet isnat edecek ve Rü'yetullah konusunu şey yapmış olacak. Tabii ki tevhide ters ve aynı zamanda adalete ters. O yüzden sevmezler şeyi, Dırar bin Amr'ı. Yani Kâbi'nin metinlerine veya daha geç dönem muahhar metinlere baktığımızda pek hoşlanmazlar. Ama çok enteresan bir şekilde hani kesb teorisinin, gerçi İmam-ı Azam Ebu Hanife de aynı kuşakta yer alan düşünürlerden. O açıdan ikisi arasında böyle bir ilişki var. Hatta Ebu'l-Huzeyl'in Dırar bin Amr, Hafs el-Fert, yine Dırar'ın öğrencilerinden biri ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye topyekun bir reddiyesi var. Yani oradan da görüyoruz aslında Ebu Hanife zaten hani çağdaşı oluyor Dırar bin Amr'ın. Mahluk konusunda bir reddiye yazıyor Ebu'l-Huzeyl. Şimdi Dırar bin Amr şunu söylüyor. Diyor ki, özellikle Eşari'nin makalatına baktığımız zaman nesne teorisiyle alakalı, yani nesnenin doğasıyla alakalı üç temel yaklaşımı var. Zaman zaman şu söyleyeceğim daha çok literatürde yaygınlık kazanmıştır. Cisim işte arazun müçtemiatun ifadesi. Yani cisim dediğimiz şey müçtemi arazlardan ibarettir. Bir başka yerde cisim bir takım işte parçalara sahiptir. Ba'd anlamında. İşte zü eb'adin diyor mesela. Parçaları olan şeydir. Bir başka yerde de zü eczain diyor. Yani Dırar bin Amr arazı kelamdaki geleneksel araz nosyonuyla düşünmüyor. Yani onun için araz demek, ben nesneyi gördüğüm zaman nesnenin benim deneyimime giren tarafları. Sertliği mi? Sertlik bir araz bu açıdan. Kokusu mu? Kokusu. Veya ne bileyim görünüşü mü? Görünüşü. Bunlar aslında araz dediğimiz şey bu. O yüzden hani bundle teori derken yığın teorisi, bohça teorisi öyle çevrilebilir. Yani nesne bir takım parçalardan müteşekkil. Şimdi dolayısıyla bu kişiler mesela özellikle Dırar'ın öğrencileri var. Ebu Bekir el-Esam gibi, yine Hafs el-Fert gibi. Bunlar daha önce de ifade etmişimdir. Yani bunu kaçırmam ben. Algısal gerçekçi diyebileceğimiz bir tür şeye sahipler. Yani mesela şeyde ruhu mu tanımlayacağız? Mesela Esam diyor ki, ben öyle ruh diye bir şey kabul etmem diyor. Yani niye? İşte insanın diyelim, gördüğü insan dediğim şey uzun, geniş, derin olandır. Cisimdir yani. Ruh diye bir şey mi var? Yok diyor böyle bir şey. Yani benzer şekilde nesneler cevherler ve arazlardan oluşur. Cevher nedir? Hani ben cevheri görmüyorum aslında, duyumsamıyorum cevheri. Deneyimle hiçbir şekilde konu olmuyor. Benim gördüğüm şey karşımda bir cisim. İşte bu da dilcilerin söylediği gibi belirli bir işte uzunluğu olan, belirli bir genişliğe sahip ve belirli bir derinliği olan şeydir. Bu tabii ki özellikle şey, nazzam, bunlara ashabul araz diye atıfta bulunacak. Yani arazcılar diyecek ama tekrar arazlarla kastettiği şey Ebu'l-Huzeyl'in anladığı anlamda bir araz değil. Bunlara mesela özellikle kümun ve zuhur diye bir teorisi var malum. Nazzam'ın, yani en genel ifadesiyle nesnelerde gizli olan bazı genel
şeyler var. İşte ne bileyim hani ateşin, odunun içinde ateş veya ne bileyim hani tahtanın içinde. Ha, evet. İki örnek var burada mesela. Bir zeytinyağı, zeytinde bulunur. Bir de susam yağı, susamda bulunur. Bunları kullanıyorlar. Yani bu tabii ki şey, ya bunu kim inkar edebilir değil mi? Yani zeytinyağı dediğimiz şey neticede zeytinde bulunan bir şey. Ama Nazzam burada, tabii ki bu Cahız Kitab-ül Hayvan'da uzun uzun tartışıyor bunları. Ashab-ül Araz da böyle çok şey yapar, dalga geçer. Yani bu insanlara sorsan desen ki, insanda kan var mıdır? Bunlar derler ki biz kan falan görmüyoruz ki insanda. Dolayısıyla yani aslında bedihi olan bir şey bile inkara vardılar gibi. Bu kişilerin kıyası, istidlali bilmediklerini falan böyle uzun uzun söyler. Tabii ki hani kümün ve zuhur teorisinin neye karşılık geldiği de orada uzun uzun anlatılır. O ayrı bir bahis. Oraya geldiğimizde belki konuşuruz. Maturidi de bunu eleştirecek. Kümün ve buruz diye de geçer zaman zaman bu teori. Şimdi dolayısıyla Maturidi de yani hani bu işte özellikle tabii ki Tevilatül Kur'an'da da ilgili yerlere bakmak gerekiyor. Ancak burada tabii yani en önemli kitabı Kitab-ı Tevhid olduğu için buradaki söyledikleri üzerinden yani alemin işte cüzleri ve parçaları olduğunu söylemesi bizi Dirar bin Amr ile veya onun teorisiyle bir tür işte benzerlik arz ettiğini veya o çizgide düşünmemizi sağlıyor diyelim hani ilk bakışta. Yoksa hani daha sonraki dönemde çok katı bir şekilde cisim dediğimiz şey işte hani en az iki atomdan meydana gelir. Ama tabii ki cisimler meydana geldikleri zaman aynı zamanda arazlara da sahip olurlar şeklinde böyle bir geleneksel atomculuk veya cevher araz teorisinin bu ölçüde yer almadığını söylememiz de mümkün. Biraz sonra yine konuşacağız bunu. Devam edeyim. Evet, alem cüzlerden ve parçalardan meydana gelir. Onu teşkil eden parçalardan çoğunun yok iken var olduğu bilinmekte. Bunların gelişmesi, hacim kazanması ve büyümesi de fark edilmektedir. Bu mekanizmanın alemin bütününe hakim olması gerekir. Metinde bu kavramı çok duyacaksınız. Mekanizma kavramı. Aslında bence hiç gerek olmayan bir kavram bu. Mekanizma gördüğünüz her yere yani bu durum falan diyebilirsiniz. Kastettiği şey de o. Yani biz burada bir tümevarımsal akıl yürütmeden bahsedebiliriz de biz. Yani gözlemlediğimiz nesneler veya şahitte deneyimimize konu olan nesneler bu türden işte cüzlerden, parçalardan meydana geliyor. Dolayısıyla gözlemlemediğimiz nesnelerin de topyekun bir alemin, çünkü alem Tanrı'nın dışındaki her şey olduğu için neticede cisimsel olacaktır. Yani cisimlerden meydana gelecektir. Gözlemlediğimiz şeylere ilişkin verdiğimiz bu yüklemin gözlemlemediğimiz şeyleri de vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu durumun yani parçalara sahip olmanın, cüzlere sahip olmanın alemin bütününe hakim olması gerekir. Çünkü sonlu ve sınırlı parçaların sonsuz statüde bulunması bahis konusu değildir. Bu şu demek aslında. Metinde şöyle geçiyordu. Çünkü sonlu parçaların sonsuz parçalarla içtimağı düşünülemez. Yani burada sonluluk kavramı üzerinden gözlemlediğimiz nesnelere ilişkin bu parçalardan, cüzlerden meydana gelme hükmünü sonlu olan diğer parçalara da taşımış oluyor. Yani orta terimi tabiri caizse sonluluk. Eğer aynı zamanda cisimsellik tabii ki. Yani bizim gözlemlediğimiz nesneler bir takım cüzler ve parçalardan meydana geliyor. Ve bu nesneler sonlu. Alemin diğer nesneleri de sonsuz olamayacağı için, çünkü sonluyla sonsuz birleşemeyeceği için onlar hakkında da bir hükmü vermemiz gerekecek. Yani oradaki illet veya hükmü taşırken hareket noktası sonluluk. Şimdi üçüncü yönde bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Son yönü, eğer sorularınız varsa bundan sonra alabiliriz. Yine başka bir gerekçe, yani duyuların ayağının hudusuna tanıklığı, tabiatın iyi ve kötü, küçük ve büyük, güzel ve çirkin tarafları bulunduğu gibi aydınlığı ve karanlığı da mevcuttur. Şimdi bunlar değişiklik ve zeval bulma belirtileridir. İşte burada aslında teorinin can damarına gelmiş oldu. Ebu'l-Huzeyl de demişti ki biz hudus hakkında
konuşmaya başladığımız zaman yapmamız gereken ilk şey cisimlerdeki değişimi, değişimin imkanı üzerinde konuşmamız, tegayyür üzerinde konuşmamız gerekecek. Burada da yine metinde tabiat olarak ifade edilen şey, eğer parantez içinde tabiat kelimesi yoksa alem demektir. Ona da not edin isterseniz. Yani burada tabiat derken alemi kastediyor yine. Şimdi değişiklik ve zeval bulma belirtilerine sahip aynı zamanda nesneler. Yani nesneler değişiyor. Değişim ne demek zaten? Sahip olduğu niteliklerin yok olması, o niteliklerin yerine başkalarının gelmesi aslında. Yani her değişimde bir yok oluş var aslında. Değil mi? Yani eğer işte hani yeşil bir elma veya yeşil bir biber zamanla kırmızı haline geliyorsa oradaki yeşillik kayboluyor. Tamam mı? Yani artık dolayısıyla o yeşillik bu antik Yunan'da çok ciddi bir soru haline gelmiştir. Ex nihilo prensibinden ötürü. Çünkü var olan hiçbir şey yok olmaz, yokluktan hiçbir şey de var olmaz şeklinde. Bunun Nazlam'ın gündemine aldığını biz göreceğiz. Dolayısıyla değişiklik ve zevalde fenaya maruz kalış ve yok oluş vardır. Yani fanilik söz konusudur. Yok oluş ihtimali taşıyan bir şeyin ise varlığının kendinden olması, yani kadim olması imkan dahilinde değildir. Yani bir şey, az önce ifade ettiğim, eğer yok oluyorsa, yok olmaya yüz tutuyorsa, yok olmaya maruzsa, o şeyin varlığı kendinden dolayı değildir. Çünkü varlık kendinden olsa, linefsihi olsa, o şey olduğu sürece hiçbir zaman varlığını yitirmez. Değil mi? Yani bu yine kelamcıların ve aslında yani nazari düşüncenin temel ilkelerinden biri. Zati bir sıfatla nitelenen bir şeyin varlığı devam ettiği sürece, zatı devam ettiği sürece o zati nitelikle sürekli olarak nitelenmiş olur. Eğer varlık bize bizatihi geliyorsa, zatımız var olduğu sürece var olmamız gerekecek. O yüzden bir nesne zaman zaman yok oluyorsa, zaman zaman var oluyorsa, demek ki onun varlığı zatından değil. Zatından değilse, li nefsihi değilse, li gayrihi. Yani o nefis, bu aslında kelamcılar varlık araştırmasını yürütürken özdeşlik ilkeleriyle hareket ediyorlar. Böyle açık ve seçik bir şekilde yer almasa bile ayın kavramları, gayın kavramları var. Hep mesela fark edin, fark etmişsinizdir belki ifade etmesiniz bile. Genelde bir şey hakkında tartıştıkları zaman veya bir şeyi ayrıştırmak istedikleri zaman, o şeyin varlıkta tekabül ettiği şeyi belirginleştirmek istedikleri zaman ayın ve gayr kavramlarını kullanırlar. Mesela arazların ispatında önemli olan şey, yani araz diye bir şey varsa o arazın araz olmayan şeylerden başka olduğunu ispatlamak durumunda kalırlar. Yani cisimden başkadır. Veya işte isim müsemma konusu değil mi? İsim müsemmadan başka mıdır değil midir? Tekvin mükevven başka mıdır değil midir? Yani ayın kavramı ve gayr kavramı aynı veya ayrı kavramları varlık araştırmasında temel şeyler, ilkeler olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl? Beş büyük cins diye belirtilen varlık notlarının ikisi oluyor. Aynı ve gayrı. Evet. Evet. Hocam, varlık modları diyebiliriz buna. Budist teorisi o zaman bu anlamda Tanrı'yı bir nefsihi, kendi başına kain olarak görüyor. Cevheri bir nefsihi, arazı da bir nefsihi, yani bir nefsihi olmuş oluyor bu noktada. Doğru mu ifade ettim? Yani mesela Tanrı, diyelim, açıklayalım. Binefsihi. Tamam, bir nefsihi. Kendisi bir nefsihi ama arazlar cevherlere kabil oldukları için evet, fi nefsihi, yani cevherlerde oluyorlar çünkü. Cevherlerde bir nefsihi olmuş oluyor, kaim olmuş oluyor. Bir nefsihi de nasıl ayrıştıracağız bir nefsihiden? Orada da işte teceddüde emsal, taakut gibi bir takım. Evet, böyle bir ayrım şeyde de vardı. Tanrı ailemin bu model üzerinden yürüyor. Evet, muahhar dönemlerde vardı bu ayrımlar tabii de. Şimdi klasik dönem açısından bakacak olursak, mesela linefsihi ile binefsihi arasında diyelim bahsettiğimiz anlamda bir ayrım gözetiyorlar mı? Çok ondan emin değilim aslında. Ama evet, yani şu bir gerçek. Cevher kendi varlığıyla kaim ise, ma yakumu binefsihi, böyledir zaten şeyi. Tanrı da aslında zatıyla kaim olan bir şey. Ancak burada mesela diyelim hani
bu benzerliği ortadan kaldırmak için bir nefsiyi bir nefsiye ayrımı yapıyorlar mı bilmiyorum. Rastlamadım yani öyle bir ayrıma. Ama bu işte fi nefsihi, li nefsihi, bi nefsihi ile alakalı olarak Seyyid Şerif Cürcani'de bir ayrımın olduğunu hatırlıyorum. Burada sadece şunu söylemek lazım. Mesela cevherlerle şeyi nasıl ayrıştırıyorlar? Tanrı'nın yani tanımını, bi nefsihi kaim olması veya kıyam bi nefsihi dediğimiz şeyi. Ya burada işte aslında teşbih meselesiyle irtibatlı olarak gündeme gelen hani Tanrı'nın işte hiçbir şekilde bir mütehayyiz olmaması önemli. Bu kavramı kullanıyorlar. Mütehayyiz olmaması ama cevherin tehayyüz eden olması. Yani tehayyüzlük üzerinden ayrışıyorlar. Bu tabii sadece tehayyüz dememe gerek yok. Hani onun Tanrı olması, cevherin ise işte cisim olması şeklinde bunu yapabiliriz. Tabii tabii yani evet hani sudur teorisiyle yoktan yaratma teorisi iki farklı yaratma modeli olduğu için hani öyle diyelim çok farklılıklar söz konusu değil mi? Yani tabii hani irade meselesi işte yani veya ne diyelim hani alemin ezelliği ile alemin yoktan yaratılmış sonradan varlığa gelmiş olması zaten birbirinden bütünüyle farklı iki teori haline gelmiş oluyor. O açıdan hani kelamcılar da mesela diyelim filozoflar her ne kadar hudusun bir anlamını kabul etseler bile buna hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Yani çünkü öncesinde yokluk yoksa bir şeyin onun hudusundan bahsedemiyoruz aslında. Yani o yüzden hudusu zati, hudusu işte zamani ayrımı pek işe yaramadı aslında kelamcılar tarafından. Yani alemin zamansal olarak sonradan yaratıldığını işte bir tarafa bırakalım hani Tanrı'ya borçlu olduğu üzerinden bir hudustan bahsedelim. Buna okey der misiniz? Asla. Niye? Çünkü zorunluluk var. İşte Tanrı'nın yani mucip bizzat mı yoksa faili muhtar mı? Aslında temelde şey bu. Temel söyleyeceğimiz şey bu. Yani iki teoriyi birbirinden ayıran şey. Tabii ki. Tabii yani evet yani ay altı ay üstü alem diye bir ayrım var söz konu netice itibariyle. Burada kelamcılar yani o ezelilik fikri sadece hani Mutezile'de gördüğümüz gibi sadece ve sadece Tanrı'ya özgü bir şey olması gerekir. Hatta yani sıfatlara yönelik bile kadim ifadesini kullanırlar ama bunda bile çok rahat değillerdir. Yani hakikaten öyle. Mesela daha sonraki dönemde bunun işte İbn-i Sina'cı vacip li gayrihi, vacip li zatihi ayrımı üzerinden acaba sıfatlar vacip li gayrihi olsa desek o problemden çünkü kaçamıyorlar. Taaddüdü kudema'dan. aynı zamanda klasik dönemde bile yani hani tek tek Tanrı'nın sıfatlarına kadim ismini vermeyip de topyekün Tanrı sıfatlarıyla beraber kadim bir varlıktır mı desek diyen işte küllabi kelamcıları var. Bu yani Tanrı dışındaki ezeli bir nesnenin veya ezeli bir şeyin olma gibi bir ihtimali zaten başından reddetmiş olmak anlamına geliyor. Burada da mesela kıdemle beka arasında bir ilişki kurup bunu uzun uzun tartışacak İmam Maturidi. Yani mesela hiçbir kadim varlık yoktur diyoruz ama pek çok baki varlıktan bahsedebiliyoruz değil mi? Bunu nasıl aşacağız? O ayrımı yapacak. Yani tabii zamansal öncelikle zamansal sonralık birbirinden farklı şeyler diyecek ve bunu yani epey bir kısımda tartışacak. Orada okuyacağız onu zaten. Evet, dört tane şey buydu arkadaşlar. Burada yok oluş ihtimali taşıyan bir şeyin ise varlığının kendinden olması imkan dahilinde değildir. Ayrıca değişme ve ayrılma bir şeyin başlangıcının bulunduğunu da gündeme getirir. Yani zaten hudus kavramı başlangıçta yani meseleyle ilk belki de
karşılaştıkları zaman da başlangıcı olma ve olmama kavramları üzerinden belirlenmişti. Yani kadim işte bir evveli olmayan mala evvele li vücudihi gibi, mala evvelun li vücudihi gibi, şehadis ise lehu evvelun li vücudihi veya iptidaun li vücudihi. O yüzden cisimsel olan bir şeyin, yani değişime konu olan bir şeyin bir başlangıcı var. Bütünüyle cisimsel olmayan, hiçbir şekilde değişime konu olmayan şeyin ise bir başlangıcı da olmamış oluyor. Yani maddilikle bir başlangıca sahip olmak arasında bu anlamda bir zorunluluk ilişkisi var. Bu noktada gözlerden kaybolur ama yok olmaz şeklinde görüş beyan edenin sözünün bir anlamı yoktur. Hani değişme dedi ya, değişme aslında o varlığın ezeli olmadığını gösterir. Peki şunu söyleyelim. Yani bu Herakleitos'ta olan bir şeydi, öyle hatırlıyorum. Hani ex nihilo prensibi olduğu için, hiçbir şey varlığını terk etmediği için, nesnelerde değişim dediğimiz şey neticede algıda bir kaybolma aslında. Yoksa nesnenin içinde o kırmızılık hala baki gibi bir düşünceleri vardı ve bu düşüncede Herakleitos'u işte nesnenin zıtların birlikteliğinden ibaret olduğunu gösteriyordu mesela. Burada bu Nazzam tarafından kelama taşındığı için burada bunun bir yani bu pasajın böyle bir referansı olabilir. Ama Maturidi'nin buna verdiği cevap şu olacak: alem tabiat değil, duyular ötesi de hiç değil. O parantez arasındaki şeyi çizebilirsiniz. Alem delillerle değil gözle tanınır. Yani biz şurada bir gerçeklik var. Yani bu zaten asli kuraldır. Bir şeyin varlığı zaruret ve müşahede ile bilinmiyorsa o şeyin varlığını bilmenin yolu nazar ve istidlaldir. Kadı da bunu, Muni de pek çok kez söyler. Yani bir şeyi bilmenin iki yolu var. Yani müşahede, duyumsama ve istidlal. Dolayısıyla ben elimdeki şu bardağın veya elimdeki herhangi bir nesnenin deneyime konu olan nesneyi gözlem ve müşahede ile nesne hakkında bir soruşturma yapabilirim. Yani duyularımın dışında burada bir istidlal aramam zaten yöntemsel olarak doğru değil. Böyle cevap veriyor. Evet. Arkadaşlar, duyularla ilgili olarak da söyledikleri bunlar. Şimdi son olarak, yani alemin ayağın hudusu ile ilgili olarak istidlal peki bize nasıl bir bilgi veriyor? Aslında burada Maturidi her ne kadar duyuları ayırmış olsa bile duyuların verdiği bu bilgiler, başta da söylediğimiz gibi, hani akıl süzgecinden geçerek belirli bir şekilde istidlale uğrayarak zaten bilgiye dönüştüğü için duyularla ilgili verilen bilgilerle istidlalle yapılan tanıklık arasında ciddi bir ilişki olacak zaten. Göreceksiniz bunu da. İstidlal yoluyla bilgi elde etmenin, bilgi elde etme yönteminin şunları içerdiğini söyleyebiliriz. Şimdi, cisim hareket veya sükun durumlarından ayrı olamaz. Değil mi? Yani cisim ya müteharriktir ya sakindir. Ya hareketlidir ya durağandır. Bu iki niteliğin dışında kalması düşünülemez cismin. Değil mi? Yani çünkü hareketli ise hareketli diyeceğiz. Hareket yoksa da sakin olacak. Yani iki niteliğin dışında bir nitelik söz konusu değil. Ve bu iki niteliğin bir cisimde aynı anda birleşmesi de söz konusu değildir. Evet, yani cisim hem müteharrik hem sakin olamaz. Ya müteharriktir ya sakindir. Böylece cisim için düşünülebilecek zaman birimlerinin bütününden hareket ve sükun diye iki ayrı birimin tefriki söz konusudur. Bu kısım biraz arkadaşlar yorum da içeriyor ama şu şekilde tercüme etmiştim ben de bunu. Cisim için söz konusu olan vakitlerin tamamı düşünüldüğünde hareketin yarısının yok olduğu ve sükunun da yarısının yok olduğu bir anı düşünmek söz konusudur şeklinde bir cümlesi var burada. Bunu şimdi anlatacağım ben ne demek istediğimi ama şuradan bir okuyalım. Tamam, cisim hareket ve sükun durumlarından asla ayrılamaz. Bu ikisi aynı anda bir cisim içinde söz konusu olmayacağı için bu durumda cisim için düşünülebilecek zaman birimlerinin bütününden hareket ve sükun diye iki yarı birimin varlığından bahsedebiliriz.
Neyi kastediyor burada? Şunu kastediyor. Şimdi mesela diyelim bir cisim nasıl hareketli oluyor? Hareket arazı onda bulununca hareketli oluyor. Sükun arazı bulununca da sükun kevni bulununca da sakin oluyor. Şimdi zamansal olarak düşündüğümüz zaman Maturidi şöyle düşünüyor. Hareketli oluştan sakin oluşa geçiş anında tam böyle hareketin bittiği anda sükun geleceği için hareket ve sükunun aslında en azından bulunduğu cisim açısından iki ayrı noktanın, iki ayrı birimin varlığını düşünebiliriz. Yani sanki hareketin de yarısı, sükunun da yarısı varmış gibi düşünebiliriz zihinde. Yani bunu mevhum olarak bunu tasarlayabiliriz zihnimizde. Yani evet biraz muğlak aslında ama yani kastettiği şey şu. Cisim hareketliyken sükun hale geçişte hareketten sükuna geçiş tam o anında hareketin ve sükunun ayrı ayrı varlığından bahsedebiliyoruz. Bu da neyi ifade ediyor aslında? Bu da hani her yarısı olan şeyin işte sonlu olduğunu ifade ediyor. Şurada göreceksiniz tekrar. Yani şöyle ifade edeyim ben bunu. Şimdi cisim için biz bir zaman birimi düşünelim. Ve bu zaman biriminde cisim hareketli olsun ve aynı zamanda sükun haline de geçsin. Anı en küçük, zamanın en küçük birimi olan anda cismin hareketli oluşundan sakin oluşuna geçince hareket ile sükunun aslında birbirinden ayrı bir şekilde bulunduğunu ifade edebiliriz diyor. Yani bu tabii hani zihinsel bir şey aslında, bir düşünce deneyi bu anlamda. Yani nasıl diyelim, hani hareket arazı bitmeden sükun arazı oraya gelmeli ki o cisim sakin, durağan olsun. Veya cisimde sükun arazı varken hareket arazı gelince orada hareket arazını iki ayrı kısım olarak düşünüyor. Dolayısıyla hareket arazının yarısı sükun arazıyla birleşmiş oluyor ki ve nesneye harekete geçmiş oluyor. Buradan da işte hani yarısı olan şeyin sonlu olacağına ulaşmaya çalışıyor. Ama metnin şeyi de bu. Yani feyezulu min cümleti evkatihi nısful hareketi ve nısful sükun. Hareket ve sükuna nısıf kavramını veriyor Maturidi burada. Yani cisim için söz konusu olan vakitleri düşündüğümüzde hareketli olan bir cisim sükun haline geçtiğinde hareketi tam bırakırken ve sükun arazı oraya gelirken sanki yarım hareket arazı ve yarım sükun arazı varmış gibi düşünebiliyoruz diyor. Yani delili işte şey aklı yani hani öyle söyleyeyim. Hani evet. Evet yani düşünce deneyi diyebiliriz biz bunu aslında. Bence fena bir tabir olmadı yani kabul edin. Demişti ya bir insan asla fıtri olarak, zorunlu olarak kendisinin sonlu olduğunu düşünür. Sonsuz olduğunu düşünmez. Aslında bu da insanın fıtri olarak ölümlü olduğu düşüncesini hani ve buradan hareketle de hudusu da böyle de delillendiriyor mesela İmam Mahmud. Bu açıdan da bence evet. Evet. Evet yani hani metinde söylenen şey bu arkadaşlar. Yani arazın normalde hani yarımından bahsedemeyiz biz. Değil mi? Yani araz dediğin şey hani hareketin yarısı diye bir şey yok ama hani kastettiği şey bir hareketli nesne düşünün. Bu hareketli nesneye sükun arazı geldiği zaman hareketle sükun birleşecek aslında. Yani hareketin yarısıyla sükunun yarısından bahsedeceğiz. Yani o anı düşünün. Böyle bir şey düşünebiliyor mu bilmiyorum. Ya ben de yanından gelmedim bilmiyorum. Yani tamam mı? Ama şey bu, örnek bu yani. Biz zihinde de bunu şey yapabiliyoruz, tasarlayabiliyoruz. Yani İçtimai nakizen gibi oluyor biraz sanki. Yani. Tam içtimai nakizen gibi de değil sanki ama evet onu da düşünebiliriz yani. Çünkü niye? Aslında sükun ve hareket bir arada bulunsa o zaman hareketli mi olacak, sakin mi olacak? Ama öyle değil.
Yani zamansal olarak düşünmemiz lazım burada. İşte yani hareket arası nesneye geldiği zaman nesneyi harekete geçiriyor. Sükun arası da orada sabırsızlıkla bekliyor harekete geçmek için. Yani sükun arası nesneye doğru ilerlediği zaman hareket yarısını kaybediyor artık. Ve böylece bir yarımdan bahsetme imkanımız var. Daha fazla ben de yani anladığım bu hani. Valla yani daha fazla zorlamayın. Hani bunun öyle zannediyorum ki yani bir yerde de hatırlıyorum bunu. Aristoteles'in atomculuğa eleştirisinde böyle bir şey var. Hareket ama tabii araz olarak değil orada. Atomik birimlerden bahsediyor orada. Böyle bir şeyle ilişkisi kurulabilir. Acaba şey mi düşünüyorum? Hareket mesela durunca sükun onunla birleşmesi arada bir boşluk olur. Yok yani hani dediğim gibi bir anlam var burada. Hani biz hareket ve sükunun arkadaşlar yani bir arada bu içtimai nakizen hani olduğu için içtimai zıtlığın olduğu için söz konusu olamaz bu falan deriz ama yani metinde de ifade ettiğim gibi yani bir yani zihinde tabii bu düşünce deneyi diyorum. Hani zihinsel olarak gerçekte varlıkta böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama biz zihinde bile olsa yarısı olan bir şeyin sonlu olduğu fikrine ulaşıyoruz. O yarımı bize veren şey ne? Geçiş anı. Tamam mı? Yani artık o nasıl bir an gözlemlemedim yani bilmiyorum hani. Evet böyle bu. Hareket ile sükun ezelde beraber bulunamayacaklarına göre İkisinden birinin sonradan vücut bulması gerekir. Yani bu o zıtlıklar üzerinden yaptığı açıklama aslında. Yani çünkü aynı anda cisimde bulunmaları zaten aklen imkansız. Dolayısıyla ikisinden bir tanesi sonradan varlığa geçecek. Burada da mesela diyelim cisim hep hareketliyse sükun hale geldiğini düşündüğümüzde zaten hadis bir nitelikle veya sonradanlık bildiren bir nitelikle sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü hareketliyken sükuna geçmiş. İkisi de aynı anda bulunmayacağı için varlıkta, yani ezelde bile aynı anda bulunamayacağı için bunlardan bir tanesinin varlığının sonradan olması gerekir. Burada diğeri için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyecek İmam Maturidi. Bunun ezelde yaratılmış olmasının imkansızlığı ile de diğerinin aynı durumda bulunduğu ortaya çıkar. Hareket ile sükunun bu konumu onların herhangi birinden ayrı bulunamayan cisminde yaratılmışlığını içerir. Yani bu da işte havadisten ayrılamayan şeyin de hadis olması gerekir şeklindeki ifade. Yani bir niteliğin hadis olduğunu kanıtladığımızda o hadis nitelikten ayrılamayan şeyin de hadis olduğu zaten ortaya çıkmış oluyor zorunlulukla. Şimdi ikincisi şu arkadaşlar, istidlalle alakalı olarak getirdiği ikinci açıklama. Tekrar nesnelerde bu sefer zıt niteliklerden değil de zıt tabiatlardan bahsedecek. Alemin yaratılmışlığının bir diğer delili şöyle. Alem, sizdeki tabiat denilen şey alem. Alem şu alternatiflerden uzak değildir. Ya sahip olduğu birleşme... Alemle tabiatını nasıl ayırt ediyorsunuz? Tabiat deyince hani tap diye bir şey de var. Mesela nesneyi nesne yapan şey. Suyun işte akışkanlığı, ateşin yakıcılığı gibi. O yüzden bunu ayrıştırmak lazım. Hani tabiat deyince benim aklıma o geliyor daha çok. Yani ne bileyim, mahiyet düşüncesi geliyor aslında. O yüzden hani alem demek lazım. Metinde de alem geçiyor zaten. Hani şey yapmaya, kafa karıştırmaya gerek yok. Alem şu alternatiflerden uzak değildir. Ya sahip olduğu birleşme, ayrışma, bu ayrışma, ayrılma demek daha doğru. İftirak demek yani ayrışma temyiz ifade eden bir şey ama iftirakta bölünme, parçalanma, çözülme anlamı var. Alem sahip olduğu birleşme, ayrılma, hareket, sükun, kirli, temiz, güzel, çirkin, fazla eksik özellikleriyle birlikte kadim olur. İhtimallerden biri bu. Oysa söz konusu özellikler hem duyunun hem de aklın kanıtlamasıyla yaratılmıştır. Duyunun ve aklın kanıtlamasıyla dediği de yani bizim gözlemlerimiz ve gözlemlerden çıkarsadığımız şeyler, bilgiler. Aynı zamanda da şöyle de düşünebiliriz. Yani hudusun bedihi olduğunu düşünenler için de
biz mevcudu, mevcut olmak bakımından düşündüğümüzde mevcuda ilişkin söylediğimiz genel durumlardan bir tanesi başlangıca sahip olmak, diğeri olmamak. Bu tartışılabilir aslında. Yani bir tür işte hani bilgi teorisinde de tartışılan bir konudur bu. Hala güncelden koruyan bir şey. Yani empirisizm, rasyonalizm tartışması aslında. Yani bizim diyelim bedihi olduğunu öngördüğümüz şeyler gerçekten deneyime hiçbir şekilde gereksinim duymadan bizde verili olan şeyler mi, akıl mı bunun kaynağı, yoksa bizim işte tecrübemiz mi vesaire. Burada kelamcıların aslında İmam Maturidi açısından bakacak olursak zaten alemin hudusunun hem deneyimle hem de akılla elde edilebildiğini söylerken burada belki çok açık bir şekilde hani bedihilik vurgusu olmasa bile en azından hani kelamcıların, özellikle Mutezile kelamcılarında gözlemlediğimiz malumattan hareketle bütün varlıkları temellendirirken hudus fikrinin bedihi olduğunu düşündüklerini söyleyebiliriz. Bunu çok erken dönemde söyleyen kelamcılar da çıktı zaten. Yani Gaylenet-i Meşki mesela bizim nesnelerin sonradanlığına ilişkin bilgimizin fıtri olduğunu söyledi. Marifetül Ula dedi buna mesela. Yani bunun metodolojik ve kelamın bilimsel değeri gibi tartışmalar veya akıl yürütmesi neye karşılık geliyor şeklinde hala güncelliğini koruyan bir mesele aslında bu. Şimdi dolayısıyla hem duyunun hem de aklın kanıtlamasıyla nesneler yaratılmıştır. Çünkü zıtların bir araya gelmesi mümkün değildir. Şu halde peş peşe gelmeleri söz konusudur. Bu da yaratılmışlık sebebidir. Bir önceki şeyde nitelikler üzerinden yaptı bunu. Şimdi de aslında nitelikler üzerinden devam ettirmiş oldu. Burada sözü edilen araz niteliğindeki bütün hadisler bir zamanlar yokken bilahare vücut bulma statüsü kazanmışlardır. Kendilerinden ayrı bulunamayan ve onlara sebkat edemeyen nesneler de aynlar, yani aynı konumdadır. Şimdi bu size neyi hatırlatıyor? İşte Ebu'l-Huzeyl'in 4 tane öncülünden 3. öncülünü hatırlatıyor bize, değil mi? Yani cisimler bir takım kemlere sahiptir. Bu kemler hadistir. Cisimler bu kemlerden asla ayrılamaz ve asla onlardan önce de bulunamaz. Öyleyse cisimler de bu kemler gibi hadistir şeklinde ki kısma tamamen karşılık geliyor. Yahut da yani alem hani ya bu tür niteliklere sahip yahut da alem bu özelliği taşımayan bir asıldan icat edilmiş ve özellik bilahare kendisinde vücut bulmak suretiyle ona intikal etmiştir. Burası biraz muğlak arkadaşlar. Metinde bu özelliği taşımayan dediği la bihazihi sıfa diye geçiyor. Şimdi hani alem birinci alternatif ya bütün nitelikleriyle kadimdir ama bunun kadim olmadığını görüyoruz. Yahut da diyor alem bir asıldan var edilmiştir. Eğer böyle ise alemin yaratılmış olduğu ortaya çıkar yine ve hudusu inkar edenin iddiası da temelden yıkılır. Yani hani alem yine kaynağında bir asıl varsa zaten alemin hadis olduğu, o asıldan çıktığını söyleyerek alemin hudusu tespit edilmiş olabilir. Ya da diyor eğer böyle değilse, yani onu icat eden bir ilk varsa, işte bu da bizim yaratıcı dediğimiz ve filozofların da heyula diye isimlendirdikleri şey ise ve burada intikal söz konusu ise ilk ortadan kalkmış olur ve onun dışında bir şey vücut bulmuş anlamına gelir. Bu sonuncusu ilk olmadığından yaratılmıştır. İlk de ikinciye intikal etmek suretiyle yok olduğundan yaratılmış statüsündedir. Burası çok şey arkadaşlar, yani Türkçesinden hakikaten muğlak. Bunu şöyle ifade etmek lazım. Şimdi bu öncelikle bu özelliği taşımayan dediği şeyi tespit etmek lazım. Yani ikinci ihtimal açısından bakacak olursak. Yani şimdi alem ya birbirine zıt özellikleriyle birlikte kadimdir görüşünü söyledi. Ama bunu yanlışladı. Ya da alem bir asıldan meydana gelmiştir. Bu diyor alemin kadim olduğunu gösterir. Ama bu asıl dediğimiz şey mesela işte hani Presokratiklerin dediği gibi maddi bir şeyse
bunlar için de aynı şey geçerli olacağı için bu da düşünülemez. Yani asıl dediği şeyi burada bir cisimsel bir nitelik olarak görüyor Maturidi. Yani alemin kaynağı mesela atıyorum şeydir, sudur dediğimiz zaman. Asıl derken kastettiği bu. Buradan ne anlaşılıyor? Alemin sonradan ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ama asıl dediğiniz şey ne kadar cisimsellikten uzak bir şey. Cisimsellikten uzak olmadığı için o da aslında bir hani tanrı veya işte yaratıcı gibi bir vasfa sahip değil. Ama diyor, bir saniye bitireyim, durum böyle değilse, yani bu tür bir niteliğe sahip değilse, o zaman bizim ilk dediğimiz gibi bir şeyse, işte biz buna münşi deriz diyor, filozoflarda heyula gibi bir şey derler. Bu durumda intikal söz konusu ise dediği yine bu ilke, yani ilk varlığa bu tür cisimsel nitelikler intikal ediyorsa, bu tür cisimsel niteliklerle malul ise bu ilk varlık, o ortadan kalkmış olur ve onun dışında bir şey var olmuş anlamına gelir. Yani o ilk te maddi bir şeyse, o ilkin de kaynağında yer alan bir varlığın olması lazım. Yani burada aslında şunu demek istiyor. Yani biraz bizim yani imkan delilinde gördüğümüz gibi. Varlığın kaynağını biz varlıktan büsbütün farklı olan, ayrı olan bir varlık tarzına sahip olmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Aksi halde dediği durumlar, yani intikal mümkünse değilse gibi şeyler, o varlığın varlıkla benzeşen bir yaratıcı olduğu düşüncesini vereceği için bu kabul edilemez diye düşünüyor. Yani muğlaklığını kabul ediyorum, şeyde de böyle. Ama hani kastettiği ni bu şekilde yorumlayabiliriz. Hocam, filozofların heyula dediği, yaratıcı dediğimiz şey, burası tam net değil benim dediğimde. Ben burayı tam anlayamadım. Yani şayet böyle değilse diye başlıyorum. Evet. Şimdi şayet böyle değilse dediği, yukarıda ise eğer böyle ise dedi ya, onun şeyi, hocam, mukabili. Eğer böyle şimdi ise, maddi olarak olursa o maddi olanın da bir maddi olan esasını yine yaratılmışlığa delalet eder ve bu da hudusu delillendirir. Ama eğer böyle değilse, yani şayet böyle değilse diye bir kayıt koyduktan sonra oradan şunu düşünebiliriz aslında. Maturidi demek ki aslın maddi olmaması cihetini de düşünüyor. Çünkü maddi ciheti zaten yaratılmışlığa evet delalet edecek. Hı hı. O zaman onun, yani bu pasajı, yani yaratıcı olan, heyula olan farklı disiplinlerde bunu, bu gözle değerlendirsek nasıl bir şey ortaya çıkacak? Maddi olmayan bir asıl, hani var Sokratikler'de öyle bir tavır. Apeiron falan. Apeiron mesela. O zaman bu, yani, buradaki heyula ve yaratıcı tartışması da bari geçiyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani şöyle diyelim, mesela burada daha çok benim hatırladığım, mesela diyorlar ki, Kadı'da geçiyordu benzer bir tartışma. Hani biz diyelim buna muhdis diyoruz. Acaba buna işte illet diyebilir miyiz? Veya tabiat diyebilir miyiz? Eğer diyor mesela illet ile kastettikleri bizim şey ise, bizim tanrı olarak kastettiğimiz şey ise, o zaman buna hani illet demeye gerek yok. Çünkü isimler işte bir şekilde hani dini düşünceyle irtibatlı olarak ele alınmalı. Böyle bir düşünceleri var kelamcıların. Ama burada hani Maturidi'nin hani bizim ilk dediğimiz şey bu, yani yaratıcı veya münşi, bari dediğimiz de onların da heyula diye isimlendirdikleri varlık budur. Sözü tabii ki hani bu benim bahsettiğim gibi bir şey değil tabii. Yani orada hani heyula'nın da ezeliliği söz konusu, suretin de ezeliliği söz konusu, cismin de, aklın da, nefsin de bu tür bir şey söz konusu tabii. Kaldı ki hani heyula bile ya da madde veya işte ne diyelim varlık, bu anlamda kelamcıların tanrısının, tanrı mefhumunun ezelliği gibi bir ezelliğe sahip de değil. Öyle değil mi? Yani o açıdan bunun arasını ayrıştırmak lazım. Şimdi alemin yaratılmışlığının delili derken bize alternatifler sunuyor. Birinci alternatif şuydu: ya nesneler sahip olduğu bütün nitelikleriyle beraber kadimdir. Birinci ihtimal bu, alternatif bu.
Ama bunun böyle olmadığını biz anlıyoruz. Yani işte delaleti his ve akılla bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Yahut da alem bu özelliği taşımayan bir asıldan icat edilmiş ve özellik bilahare kendisinde vücut bulmuştur dersek diyor, o zaman yine alemin yaratılmışlığı ortaya çıkar. Ve hudusu inkar eden kişinin iddiası temelden yıkılır. Şayet durum böyle değil de onu icat eden ilk ise, yani bizim işte yaratıcı dediğimiz şey ise, burada da ihtimaller ayrılıyor. Eğer intikal varsa veya yoksa gibi bir ayrım yapıyor burada. Yani intikali de özenle seçiyor tabii. Hani mesela diyelim varlığın kaynağı olan ilk, el-ula. Eğer bunda intikal varsa, bunun niteliklerinde bir değişim, dönüşüm varsa, bunun zaten ilk olması düşünülemez. İlk olması düşünülemeyeceği için, onun da bir ilki olacağı için burada iki tane ilk var. Birinci ilk, ikinci ilk. Yine yaratmayı açıklayamıyoruz diyor. Yani eğer intikal söz konusu değilse, zaten bizim dediğimiz Tanrı'dır o aynı zamanda. El-Bari veya El-Münşi'dir. İntikal demesi de yani hareket, bir tür harekete sahip olması. Kelamcılar, filozofların hep bu ezeli dedikleri şeylerin, yani intikal var mı? İşte mesela hani genelde iki tür hareketi olduğunu söylüyorlar. Mesela işte şeylerin, feleklerin, hani Gazali'nin mesela Tevafit'teki eleştirisine bakacak olursanız, işte feleklerin iki tür hareketi vardır. Bir istimrar hareketi vardır, bir de teceddüt hareketi vardır diye. Bu ikisinin de, yani istimrar hareketi ne oluyor? İşte daimidir. Kadimden alır kendi şeyini, hareketini. Teceddüt hareketiyle de nesneler, yani felekler hareket ettikçe nesneler var olur. Şimdi bunu mesela, hani bunlar tabii ki ezeli ve kıdem niteliklerine sahip bir şey ama kelamcılar bu teceddüt olduğu için, yenilenme olduğu için, değişim ve dönüşüm bir şekilde, teceddüt dediğin şey bir niteliğin yok olup başka bir niteliğin sahip söz konusu olması. O açıdan derler ki bunun illetine yönelik bir araştırma yaparlar ve bu araştırmanın sonucunda aslında teorinin makuliyet düzlemini eleştirmeye başlarlar. Yani makul olmadığını vesaire söylerler. Çünkü hareket olan bir şeyde, intikal olan bir şeyde kıdemlik asla düşünülemez. Kelam açısından bakacak olursak. Ama yani tabii ki hani çok ayrıntısı vardır meselenin. Hani bilmediğimiz veya daha özel bir şekilde ilgilenilmesi gereken. Benim burada gördüğüm nokta, özellikle filozoflarla kelamcılar arasındaki bu tartışmalarda sanki iki tür mevzi ve yaklaşım biçimi söz konusu ve her iki sistem de kendi içinde bir işte alem anlayışı veya yaratma anlayışı inşa ediyor. Dolayısıyla sisteme, sistem dışından yapılacak eleştiriler de çok makul olmuyormuş gibi bir izlenime sahip oluyorum genelde bu şeylere baktığımız zaman. Evet, yani herkes kendi kavramıyla bir pozisyon alıyor ve netice itibariyle bu da hani tartışmaları sürdürmeye sebebiyet veriyor ama tartışmalar bir şekilde sürüyor ama nihai noktada iş gelip diyor ki işte sizin anladığınız anlamda bir ezelden biz bahsetmiyoruz veya işte atıyorum mesele teselsüle geliyor. İşte umur itibariyle de teselsül vardır diyoruz biz, hani işte gerçekte var olmayan şeylerde, itibarlarda teselsül vardır diyorlar ama kelamcılar hayır, bu teselsülü biz imkansız görüyoruz diyorlar. Yani bir şekilde neticede bu da teselsüle varan bir şeydir aynı zamanda. Hani alemin kökenine ilişkin bir araştırma teselsülün imkansızlığını temellendirmek üzere kurulu olan bir şey. Ama iki farklı sistem söz konusu ve buna göre de tabii ki farklılıklar söz konusu. Yani bu kısım evet muğlak ama dediğim gibi bir şeye, içeriğe sahip. Şimdi tam da bu noktada kadim ve baki kavramları arasında bir farklılık var. Burası önemli. Ona devam edelim ve ardından alemin yaratıcısına geçeceğiz. Vaktimiz de hızla ilerliyor. Biri sorarsa, size göre ahirette cevherlerin bekası kesintisiz bir şekilde mümkün olduğuna göre geriye doğru kesintisiz devamlık
arz etmeyecek şekilde kıdemi neden caiz olmasın? Yani şunu diyor. Siz ahiret hayatında işte cennetli cehennemin baki olduğunu düşünüyorsunuz. Yani sonraya yönelik, zamansal sonralığa yönelik bir varlığının sürekliliğinden bahsediyorsunuz. Bu durum neden varlığın işte zamansal önceliğine yönelik bir sürekliliği beraberinde getirmesin? Yani siz bekayı kabul ediyorsunuz, nesnelerin işte sona ermeyeceğini, varlıklarının sürekli olduğunu geleceğe yönelik. Neden bunu işte öncesine yönelik kabul etmiyorsunuz şeklinde bir soru var burada. Bunu birkaç yönden cevaplayacak. Birincisi şu, tenakuz sebebiyle böyle diyoruz diyecek. Onlardan biri tenakuzu gerektirmiş olmasıdır. Yani bu vecihlerden bir tanesi. Bu düşünceyi kabul ettiğimizde bir tür çelişkiye düşüyoruz. Şöyle ki, Hades'in manası bir zamanlar yok iken sonradan var olmaktır. Yani yokken var olmak demek Hades'in anlamı. Hades'ten önce mevcut olmayan bir şey de Hades niteliği gerçek anlamda bulunur. Yani Hades ne demek zaten? Evet, yani yokken var olan. Tamam mı? Dolayısıyla Hades dediğimiz şey yokken var olan demektir. Dolayısıyla burada önce mevcut olmayan bir şeyde dediği, yani yokken var olan bir şey demek bu aslında. Öyle not alabilirsiniz buna. Yani önce mevcut olmayan bir şey demek, yokken var olan bir şeyde hudus niteliği gerçek anlamda vardır. Böylesine kıdem nispet etmek onun temel niteliğiyle çelişir. Yani bizim diyor baki dediğimiz nesneler özünde hadis. Bunlar yokken var oldu. İşte mesela bu erken dönemde de tartışıldı mesela. Cennet ehlinin işte hareketleri fani midir değil midir diye Cem-i Safvan cennet ve cehennemin yok olacağını düşündü. Hatta Ebu'l-Huzeyl de hayatının sonlarında bu düşünceye kail oldu. O yüzden sonu cehmilikle bitti diye itham edilmiştir mesela Ebu'l-Huzeyl'in. Şimdi bizim baki olduğunu düşündüğümüz, yani varlıkta sürekli olduğunu düşündüğümüz şeyler özünde yokken var olmuş şeyler. Dolayısıyla biz bakilerin kadim olduğunu söylersek aslında tenakuza düşmüş oluruz, değil mi? Yani sonradan var olan şeyin aslında hep var olduğunu, işte öncesinde yokluk bulunmadığını söylemiş oluruz. Bu bir tenakuzdur. Bekanın manası ne peki? Zaman birimlerinin gelecek bölümünde var olmaktır. Yani zamanın veya evkatın, vakitlerin geleceğinde var olmak. Bu durumda kendisiyle birlikte başkasının bulunup bulunmaması fark etmez. Yani birden fazla beka bir problem yol açmaz. Bir probleme sebebiyet vermez. Bu sebepledir ki kıdem ile beka birbirinden farklı hallere sahip kavramlardır. İkincisi de şu, burada naslarla ilgili bir cevap verecek. Senin söz konusu ettiğin beka, yani ahiret hayatının sürekliliği, nasla sabit olmuş bir şeydir. Yani sem'idir. Bunu ya kabul edersin, eğer bunu kabul edersen, o takdirde nasla sabit olan cevherlerin yaratılmışlığını da kabul etmen gerekir. Veya ayağının yaratılmışlığını da kabul etmen gerekir. Ya da bunu kabul etmezsin, yani ahiret hayatının bekasının naslarla olduğunu kabul etmezsin. Bu durumda da nasrı kabul etmediğin için nasra dayanarak alemin yaratılmışlığını inkar edişinin de bir anlamı yoktur şeklinde naslar üzerinden bir cevap vermiş oluyor. Az önce konuştuğumuz meselenin işte hani bu ilk olma veya varlığın bir kendin varlığı kendinden olan bir varlıkta son bulması meselesini bu bölümde tekrar ele alacak. Yine bir şey ancak kendisinden önce bulunan bir başkasıyla var olabiliyor ve bu bağlılık bütün başkaları içinde şart oluyorsa bu durumda hem kendisinin hem de başkasının var olması mümkün değildir. Şimdi ne demek bu? Herhangi bir şey kendinden önce bulunan başka bir şeyle var olabiliyorsa, yani öncesinde yokluk varsa, hadisten bahsediyor. Ve bu bağlılık bütün diğerleri için de şart oluyorsa, yani A nesnesi kendisinden önce bulunan B nesnesiyle var ise, B kendisinden önce bulunan C ile ve her bir varlık,
kendisinden önce bir şeyle var ise, bu durumda hem kendisinin hem de başkasının var olması mümkün değildir. Bu zaten imkan anlamı değil mi? Yani şöyle düşünelim, işte sonsuzca geriye gidişler aslında. Yani şu nesneyi düşünün, A nesnesi kendisinden önce bulunan B ile var olabiliyorsa, bu dolayısıyla A'nın bir zatı söz konusu, B A için li gayrihi olmuş oluyor. Gayr demesinin sebebi o yüzden yazıyorum bunu. Yani A kendinden dolayı var değilse, li gayrihi var demek. Li gayrihi ide, li gayrihi olan şey B. A'nın dışında bir şey. B'nin varlığı da B'nin dışında bir şeye bağlıysa ve bu bütün bundan her biri A'nın gayrı olduğu için böyle gidiyorsa aslında gerçekte ne A'dan bahsedebiliriz ne de varlıklardan bahsedebiliriz. Yani şey bu aslında hani imkan kavramını çok rahat bir şekilde çağrıştırıyor değil mi? Yani A'nın varlığı mümkün olduğu için zaten lizatihi değilse mümkün demektir. Varlığı ve yokluğu eşit. Dolayısıyla var olmak için yokluğu değil de varlığı tercih edildiği için A'nın A için bir gayrın, bir başkanın olması lazım. Başka bir şeyin. Bu sonsuza kadar böyle sürerse o zaman ne A'nın varlığından bahsedebiliriz ne de topyekün bir varlıktan bahsedebiliriz. Varlıkta böyle olduk, bilgide de böyle. Yani biz şurada eğer zorunlu bir varlık yoksa o zaman sonsuzca gidiş mümkün olmadığı için varlıktan bahsetme imkanı yok. Bilgi de aynı şekilde. Öyle değil mi? Yani bilgileri zorunlu bir şeyde, zorunlu bir bilgide artık öncesi olmayan bir bilgide, ilksel bilgide nihayet erdirmezsek ne bilgiden bahsedebiliriz ne de bilgiler kümesinden bahsetme imkanımız olur. Buna mukabil bekanın konumu buna benzememektedir. Yani bu ezelilik böyle açıklanabiliyor zaten. Yani bütün bir silsilenin kaynağında artık varlığı başkasına muhtaç olmayan bir ilk kavramına sahip olmamız lazım. Ama diyor beka böyle değil. Kadimlik böyle gerçekleşen bir şey ama beka böyle değil. Mesela burada bir örnek veriyor. Görmez misin ki biri diğerine başka bir şey yemeden hiçbir şey yeme dese. Ne demek bu? Hiçbir şey yiyemez. Hiçbir şey yiyemez. Bu şey yani varlıkta önceye doğru söylenen bir söz değil mi? Yani öncesine doğru. Ama sonrasında bir lokma yemediğin hiçbir lokmayı yeme desen sürekli yemen gerekir. Yani dolayısıyla burada öncesizlik ile sonrasızlık birbirinden farklı. Öncesizlik sadece tek bir varlık için söz konusu. Yani bu ve bu bölümün bütününde hakim olan şey. Ama sonrasızlık pek çok nesne için sakin olabilir. O yüzden kelamcılar da zaten mesela kıdem Tanrı'nın en özel vasfı dediler. Bekayı söylemediler. Hatta beka bırakın hani şeyi nesnelerin bekasından da bahsettiler. Ama şunu da söylediler aynı zamanda. Mesela arazların baki olduğunu söyledi Mutezile kelamcıları. Değil mi? Veya işte cisimlerin, cevherlerin bekasından bahsettiler. Ama bu da tabii ki hani beka anlamı Tanrı'ya baki dememiz de insana baki dememiz işte her şey helak olacak Tanrı'nın vecihi müstesna derken ki beka ile nesnenin bekası aynı anlama gelecek bir şey değil neticede. O yüzden nitelikler yani yerine göre farklı anlamlara geliyor. Değil mi? Burada sayı örneğini de veriyor mesela benzer şekilde. Hani bir ilk sayı olmazsa aslında hesap diye bir şey de söz konusu olmaz örneğini vermiş oluyor. Burada arkadaşlar aslında bu kısımda maksat hasıl oldu ama devam edelim. 62'de mesela sondan ikinci paragrafta şu da var ki cisimde bekanın oluşumu o cismi sürekli kılmanın sebebi olup cismin devamlılığı onda beka arazlarının ard arda teşekkül etmesiyle sürer gider. Halbuki cismin kıdeminin sebebi onda arazın bulunması değildir. Yani
Yine burada beka ile kadimlik arasında bir ayrım yapmış oluyor. Hani cismin kıdemi, mesela biz bir cismin bekasını ondaki bir beka arazıyla veya arazların sürekli yaratılmasıyla söz konusu edebiliriz. Ama cismin kadimliği böyle onda bir arazın hadis olmasıyla söz konusu olacak şey değildir derken, yine beka ile kıdem arasındaki farklılıklara dikkat çekmeye çalışıyor burada bu metinde. Bir sonraki sayfada yoktan bir şeyin meydana getirildiği bilinmemektedir şeklinde bir görüş beyan eden kimse mevcudu sadece duyu çerçevesinde farz eden biridir şeklinde bir cevap veriyor. Bu tabii ki bu sorunun anlamı ne? Yine burada işte beka ile, yani beka sorununun bir uzantısı olarak bu gündeme gelmiş. Yani yok dediğimiz, la min şey dediğimiz şeyden herhangi bir nesnenin meydana getirildiğini bilmiyoruz şeklinde bir görüş birisi ortaya koyacaksa diyor, bu kişi sadece mevcut nazarıyla, yani deneyimine konu olan şeyler açısından bir algı gerçekleştiriyor. Halbuki bizzat bilgiler duyu dışında kaldığı gibi duyu dışında kalan pek çok şey de vardır şeklinde bunu ifade edecek. Son olarak burada işte alemin kadim olduğunu veya atomdan oluşmuş bir ezeliliğe sahip bulunduğunu haber veren biri bulunmadığına göre alemi bilmenin yolunun aklı kullanmaktan başka bir şey olmadığını da ifade ederek aslında bu kısımla ilgili söyleyeceklerini tamamlamış oluyor diyebiliriz. Burada yani alemi nasıl biliriz sorusuyla irtibatlı bir şey var burada tabii. Tekrar. Alemin, evet, aleme ilişkin bilgi nasıl elde edebiliriz? Yani burada haber yolu söz konusu olmadığı için yapılması gereken şey istidlal yolu, yani aklı kullanma yolu. Bu da tabii duyulardan bağımsız bir şey değil, bunu söylemişti. Mesela yazan olmadan yazının, ayıran olmadan ayrılmanın var olduğunu bilmiyoruz. Birleşme, hareket ve sükun da aynen bu şekildedir. Şu halde bu durum, yani tabiatın tamamı için de geçerlidir. Çünkü tabiat müellef ve mürekkeptir. Yani işte birleştirme ve ayrıştırma gibi niteliğe sahiptir. Burada yapmak istediği şey arkadaşlar, yani biz alemi gözlemlediğimiz zaman, tekrar alemin hudusu konusuna dönmüş oldu burada. Alemi gözlemlediğimiz zaman alemi oluşturan tek tek nesnelerin müellef, yani bir araya gelmiş nesneler olduğunu gördüğümüz gibi aynı zamanda ayrılmış olduğunu da görüyoruz. Yani nesneler işte parçalara ayrıldığında, çözüldüğünde cisim olma vasfını, hani belirli bir cisim olma vasfını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla eğer birleşip cismi meydana getiriyorlarsa bu parçalar, o zaman bir birleştiren olması lazım. Eğer ayrılıyorlarsalar, ayrılıyor iseler, ayrılmalarını sağlayan da bir failin olması lazım. Yani yine kevnlerden hareket etti. İçtima ve iftirak. Yukarıda hareket ve sükunu kullanmıştı. Burada da içtima ve iftirak arazlarını kullanıyor. Burada arkadaşlar size şu arazla alakalı bir şey vardı. Onu söylemek isterim. Arazların, yani cevher araz teorisi açısından önemli bu kısım. 64. sayfada bilindiği üzere hareket, sükun, birleşme ve ayrılma cisimden başka bir olgudur. Yani az önce ifade ettiğim nesnelerin varlıkta tekabül ettiği gerçeklik alanını temellendirmeye çalışırken gayr kavramını kullanıyor. Nesne var, bir de nesnenin nitelikleri var. Hareket, sükun, içtima, iftirak. O zaman biz bu niteliklerin, buna arazlar diyelim, niteliklerin cisimden farklı olduğunu söylememiz gerekecek. Neden? Çünkü bir şey ayrılmış halde bir cisimken pekala birleşik hale de gelebilmektedir. Hareket durumundayken sükun haline geçebilmektedir. Şayet bunlar dahili bir mekanizma ile gerçekleşmiş olsaydı, bu şey demek, yani bunun Arapçası şu arkadaşlar, felevkâne li nefsihi. Yani daha açık aslında, değil mi? Yani
cisim işte hareketli oluyor, sükun haline geçiyor, içtima haline geçiyor, iftirak haline geçiyor. Eğer bunlar linepsihi olsaydı, cismin kendinden kaynaklanan şeyler olsaydı, o zaman aslında cisimde bu tür farklılıklar olmazdı. Yani cisim kendisi sebebiyle hareketli ise, o zaman cisim olduğu sürece hareketli olması gerekirdi. İçtima, iftirak, sükun arazları için de benzer şey geçerli. Cismin cisim olmasına rağmen, yani kendi hali üzerine kalmasına rağmen birbirine zıt durumlara girme ihtimali bulunamazdı. Yani böyle bir şey bulunuyorsa, o zaman bir, yani onları bu halde bulunduran bir fail sebebin olması gerekecek diyecek. Evet, yani çünkü neden? Çünkü bu nitelikler cismin kendine raci olunabilecek nitelikler değil. Ama hocam mesela bugünkü fizikte doğası gereği diyoruz değil mi? Hareket eden şeye mi? Hareket eden şey olmasa bile yani varlık sebeplerinde ne? Yani mesela yani fizikte her sebebi onun doğasına yüklenmiyor mu hocam? Zorunluluk. Evet, burada tabii şey ayrımı var. Yani cismin doğası, yani aslında bir tür birincil ikincil nitelikler ayrımı var desek, şöyle, yani cisim diye bir şey var ama bu cismin kendinde hiçbir özelliği yok aslında. Veya şöyle diyelim, 4 tane temel nitelik ancak söz konusu olabilir bir cisim için. Kevler, varlık notları diyeceğimiz şey. Onun dışındaki her şey cisme sonradan arız olan şeyler. Yani işte hareket, sükun, içtima, ayrılma, birleşme ve ayrılma gibi nitelikler. Şu burada şunu demek istiyor. Yani cisim olduğu için mi hareket ediyor? Yoksa cisimde hareket etmesini sağlayan bir anlam mı var? Cisim olduğu için mi işte duruyor? Veya cisim olduğu için mi birleşiyor? Yoksa onda birleşmeyi sağlayan bir şey mi var? Bir nitelik mi var? Tabii ki, çünkü cisim eğer cisim olduğu için hareket etmiyorsa ve biz cismin hareket ettiğini görüyorsak, o zaman cismin sakin olmasını değil de hareketli olmasını sağlayan bir şeyin olması lazım. Buradaki fail aslında kısmen arazdır da diyebiliriz. Yani o hareket arazı. Ama arazlar neticede ister hani insan tarafından meydana getirdiğini söyleyelim Mutezile kelamında, ister Tanrı tarafından meydana getirdiğini söyleyelim. Neticede fail bir nedene bağlanmış oluyor. Ne kadar süremiz kaldı? Bitti muhtemelen. Şu kısmı tamamlayıp geçelim. Evet, şurada. Hı-hı. Ne türden bir eleştiri yapıyor? Burada tabii ki arazların bekasına yönelik bir eleştirisi var, malum. Burası anlaşıldı değil mi? Yani Mutezile alimlerinin çoğu arazların misliyle ard arda devam etmesini alemin başlangıcı noktasında kabul etmekle birlikte beka ve fena konusunda menfi tavır takınırlar. Ne var ki onların görüşü bu tür bir ihtimal çerçevesinde kendi içinde çelişki arz ettiğinden temelden yanlıştır. Eğer bu ve cisimlerin kendi kendilerine devamı mümkün olsaydı, onların dıştan bir faktör olmadan vücut bulmaları da imkan dahiline girerdi. Böyle olumsuz bir sonuç Mutezile'ye yakışan bir şeydir. Burada, evet, burada kastettiği şey arkadaşlar, yani yakışan, evet, hoşunuza gitti, öyle anlaşılıyor. Şimdi burada esasında bu eleştiriyi daha önce de okumuştuk, Usulüddin'de okumuştuk. Arazlar neden işte baki olamaz veya cisimlerin, nesnelerin bekasından neden bahsedemeyiz? Bir kere mesela Abdülkahir el-Bağdadi demişti ki beka da bir arazdır. Arazı araz olarak kabul etmemiz, yani pardon, bekayı araz olarak kabul etmemiz ne oluyor? Siz de bakıyorsunuz bir hikmet mi fışkıracak oradan diye. Yok öyle bir şey. Yani beka bir araz ise arazların bekasından bahsetme imkanımız tanım gereği zaten doğru değil. Çünkü bir araz başka bir arazı taşıyamaz. Bu böyle, işin kolay tarafı bu. Şimdi dolayısıyla arazların bekasından bahsetme imkanımız yok. Beka bir araz
ve nesnelerde sürekli olarak yaratılan, Tanrı tarafından yaratılan bir araz. Mutezile kelamcıları ise neyi düşündü? Arazların büyük çoğunluğunun, yani zıttı olan arazların baki olduğunu düşündüler. Yani mesela diyelim, ilim bir arazdır. Zıttı nedir? Bilgisizlik. Bilgisizlik gelip ilmin bulunduğu yere çökene kadar, öyle diyelim, bilginin orada kalması zorunlu. Beka dolayısıyla kısmi bir beka aslında. Hatta şunu da söylerler, İbn-i Mettevehit'te geçer bu Et-Tezkire-i Ahkâm-ı Araz vel Cevâhir vel Araz'da. Der ki, arazların bekası da cisimlerin bekası gibi değildir. Kâdâb-ı Cabbâr da bunu söyler. Yani beka burada aslında kısmi bir süreklilik sağlayan bir şey. Şimdi yine şunu da söyleyelim. Cisimlerin mesela baki olmasını sağlayan, Ebu'l-Huzeyl'e soracaksanız Allah'ın baki ol sözüdür. Yani yine sistem bu anlamda Tanrı'ya bir şekilde referans halinde veya ilişki halinde. Maturid'in açıklamasına gelince o da şunu söylüyor. Bunu Bağdadi de yapmıştı. Eğer bir şey varlığını sürdürürken kendisi dışında bir şeye muhtaç değilse, yani li gayrihi değil de bir tür li zatihi olduğunu düşünüyor. Varlığın sürekliliğinin. O zaman diyor, bunu başlangıçta da böyle olduğunu neden söylemeyelim? Yani varlık varlıkta kendi dışında bir şeye borçlu değilse, varlığa gelişte de bunu söylememizi engelleyen şey nedir? Deyip bu cümlenin Mutezile'ye uygun geldiğini söylemeye çalışıyor. Yani bunu tabii ki kritik edebiliriz ama dediğim gibi yani aslında Mutezile'ye ilişkin anlatımımdan bu da ortaya çıkmış oldu gerçekte. Yani dediğim gibi o kısmi bir beka ve nesneyi Tanrı'dan bağımsızlaştıran bir beka olarak görmek çok da mümkün değil aslında. Şimdi burada son olarak artık vaktimiz bitti öyle görüyorum ama şu arazların tanımına ilişkin bir şey söyleyeceğim ve haftaya devam edeceğiz alemin yaratıcısı bölümüyle. Şimdi arkadaşlar tegayür sabit olmuştur. Mesela bu paragrafın Arapçasındaki ifade şu. İşte fessebetet tegayür bu kadar. O aradaki şeyler mütercim tarafından işte dahil edilmiş şeyler. Tegayür sabit oldu. Neyi kastediyor? Yani bir ayan var. Bir de o ayanın üzerinde işte nitelikler söz konusu. Kelam ehli bu nitelikleri isimlendirmede değişik terminolojiler kullanmış. Bazıları araz demiş, bir kısmı da sıfat diye isimlendirmiştir. Bu meselede en isabetli davranış aslında dilin kullanımına bakmaktır. Yani Arapçasında işte ıstılaha bakmaktır şeklinde ifade ediyor. Çünkü isimlendirmek ile kastedilen şey bir şeyi anlatmak ve onun hakkındaki temel görüşü sezdirmektir. Herhangi bir terim bu fonksiyonu icra ediyorsa o uygundur. İsimler akıl ve kıyas ile bilinemez. Yani biz kıyas yaparak isimleri bilme imkanına sahip değiliz. Cisme ait niteliklerin, bu görünüm ve özellikler doğru bir ifade değil. Yani cismin nitelikleri aslında, hareket, sükun, birleşme, ayrılma, bu gibi şeyler. Cismin kendisi olmadığı ortaya çıkınca bu niteliklerin, bunların artık araz olduğu anlaşılmıştır. Şöyle diyor, لَمَّا سَبَتَ اَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ بِاَنَّ اَنَّهُ اَرَزٌ. Yani bu nitelikler, bu cisme arız olan şeyler, cisim olmayız, o olmuyorsa şayet cismin gayrı olacaktır. Şimdi Maturidi şöyle dedi, eğer cismin dışındaki yaratılmışların araz olduğu kanaati kabul edilirse, Kabe'nin dediği isabetli olurdu. Zaman zaman İmam Maturidi, Bağdat Mutezilesi kelamcılarından El-Kabi, El-Belkiye böyle göndermeler yapacaktır bu kitapta, yoğun bir şekilde. Eğer cismin dışındaki yaratılmışların araz olduğu kanaati kabul edilse, Kabe'nin dediği isabetli olurdu. Halbuki Allah Teala kitabında nesnelerin kendilerini kastederek araz ismini kullanmış. Yani şunu diyor aslında. Biz diyor nesne ayan olmayan şeylerin araz olduğu noktasında bir genel ittifaka, kabule ulaşsaydık o zaman diyor bunlara araz derdik. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayan olan şeye de nesneye de araz ismi verilmiş.
Dolayısıyla bunları araz olarak isimlendirmek çok da doğru değil şeklinde bir ifade kullanıyor. Ama zaman zaman araz terimini kullandığı da göreceksiniz. Mesela işte hani bu arazet dünya diye bir ifade geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine bulut mesela arız olarak isimlendiriliyor. Dünya malı bu da araz olarak isimlendiriliyor. Buna göre söz konusu niteliklere sıfat demek İslami isimlere daha yakındır şeklinde bir ifade kullanacak. Yani ayan hem nesne anlamında hem de nesneyi oluşturan parçalar anlamında karşımıza çıkıyor. Bir de bu ayağına gelen nitelikler var. Bunlara da sıfat diyelim diyor. Araz demeyelim ama bu dilsel bir tartışma. Yani mesela özetle şöyle diyelim. Şimdi cevher ve araz diye hani bizim işte daha diğer kelam ekollerinde klasikte yani Maturidi öncesi Mutezile'de veya İmam Maturidi sonrası Maturidilikte gördüğümüz tarzda ayan araz ayrımı veya cevher araz ayrımı çok açık bir şekilde hani hareket noktası olarak alınmamış oluyor burada. Bunu mesela çıkarabiliyoruz. Yine bu nosyonla düşünüyor. Ama işte cisim mesela cismin doğasına ilişkin bu türden bir nesne araştırması vesaire burada atomculuk bağlamında söz konusu edilmiyor. Bunu görmek mümkün. Hani cüz-i ayet-i cezadan bahsetmiyor mesela. Cevher-i fertten bahsetmiyor aynı anlamda. Bu yani üzerinde hani durulması gereken bir şey. Biz daha çok eşriliği biliyoruz. Mutezile'yi de iyi biliyoruz. Hani bu konuda çok açık ifadelerini. Ama İmam Maturidi ile Maturidi gelenek arasındaki ilişkiye baktığımız zaman hani Sabuni'de de bu şekilde karşımıza çıkmıştı. Ayan araz ayrımı. Ama İmam Maturidi'nin görüşü bu anlamda farklılık arz ediyor. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yani metni okurken de siz de buna dikkat ederseniz göreceksiniz. Hocam, farklılıkları. Güncel bir tartışma var. Hatta şu anda sınıflar tarafından yapılıyor Ömer Hocam'la. Herhangi bir teorik fizik gerek olmadan yani maturide olduğu gibi yani madde suratlarına atomculuklar pekala da kelam yapılabiliyor. Pekala da yani metafizik ortaya çıkabiliyor gibi bir tartışmamız aslında tam çıkış noktalarından birisi. Zaten bu yapıldı. Mesela diyelim işte daha farklı metinlerde mesela Zeydi kelamında işte mesela işte Zeyd bin Ali'nin ve işte Erresi'nin metinlerine falan bakacak olursanız orada daha böyle hani bizim gaye nizam diyebileceğimiz türden delillerle mesela bir tanrı kanıtlaması yapılıyor. Ama şunu da söylemek ne kadar mümkün? Yine de biz bunu hani tamam atomcu değil ama neticede bu kavramlarla örülü bir tanrı kanıtlaması olduğunu da görmemiz gerekiyor aslında. Yani şöyle diyelim, Ebul Huzeyl'in görüşü tamam Mutezile'ye yayıldı, yaygınlık kazandı. Bu anlamda Nazlam'ın görüşü kabul edilmedi ama Ebul Huzeyl'den önce Dirar bin Amr da netice itibariyle bu çerçevede teorisini geliştirdi. Yani atomculuk ile Cevher Aras teorisinin çizdiği bağlam arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Mesela Nazlam atomcu değil. Çünkü nesnelerin sonsuza kadar bölünebileceğini düşünüyor. Ama teorisini geliştirirken cevher araz düzlemi içerisinde geliştirdi. O da mesela arazları kabul etmedi ama hareketleri araz dedi. Yani bence Maturidi'yi de bu şekilde düşünmemiz mümkün. Her ne kadar atomcu olmasa bile atomculuk içerisindeki tartışmalar bağlamında bir şey söz konusu. Bence çıkmıyor. Nazlam da öyle çıkaramayız yani. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere haftaya. Zaten çoksa kapandı. Evet. Hı?